Kazanım 5'teyiz. A noktası analitik düzlemin 3. bölgesinde olduğuna göre B noktası kaçıncı bölgede? Şimdi A 3. bölgede. 3. bölgede absis eksi. Ordinat eksi. 3. bölge. İkisi de negatifti. Yani A küçük 0. E bir de eksi B küçük 0. Yani B büyük 0 olması lazım. Çünkü eksi B eksi ise B artıdır. A küçük 0. B büyük 0. O zaman A çarpı B. Şimdi A eksi B artı çarptığım zaman eksi olacak. Küçük 0 olacak. A bölü B. A eksi B artı eksi bölü artıdan eksi olacak. Yani ikisi de eksi oldu. Yine kaçıncı bölgede oldu o zaman? Üçüncü bölgede. B noktası da üçüncü bölgede oldu. Eksi eksi olduğu için. Şimdi M noktası demiş. Buradan M noktası vermiş bana. Tamam. Analitik yüzden ikinci bölgesinde yer aldığına göre demiş. İkinci bölge. ikinci bölge. Yani şöyle düşün. Şurası ikinci bölge. Apsis eksi ordinat artıydı. Yani şurası eksi. Şurası artı. Şimdi bak m kare n küp. Bunun işareti eksi, e, eksi, Yanlış yazdım bir dakika. Yani küçük sıfır. E şimdi ben biliyorum ki bu küçük sıfır. Şimdi m kare zaten ne olacak? Kesinlikle büyük sıfır olur. M kare. Artı olmak zorunda. Yani sıfır olamayacağına göre de negatif değer alamaz. O zaman buradaki n küp eksidir. E n küpün eksi olması demek tek kuvvet olduğu için n küçük sıfır demek. Yani m kare artı olduğu için n küp eksi olacak. Ama ne küp tek kuvvetten dolayı ne küp eksi ise ne de kesin eksidir. Bunu yazdım. Ne küçük sıfır dedim. Şimdi m bölü ne? m bölü ne? Büyük sıfır artı dedik çünkü. E n eksi ise n'nin eksi olduğunu biliyorum. Demek ki m'nin kendisi de ne olacak? Eksi küçük sıfır olacak. Neden? Eksi bölü eksi artı yapar. Yani büyük sıfır yapar. O zaman m de ne oldu? Küçük sıfır. Şimdi o zaman şuraya bakalım. Eksi m eksi ne? Şimdi n dediğim ne? Normal eksi m dediğim ne? Artı. Eksi n de büyük sıfır. N küçük sıfırsa eksi n büyük sıfır. E burada zaten eksi m büyük sıfır olur. M küçük sıfırsa eksi m büyük sıfır. Yani ikisi de büyük sıfır olduğu için burası artı. M çarpı ne? Şimdi m dediğim eksi küçük sıfır. N de küçük sıfır. M n küçük sıfır. Eksi çarpı eksiden bu da artı olacak. E ne oldu ne? Birinci bileşen apsisi artı ordinatı artı. İkisi artı olan hangisi vardı? Birinci bölge vardı. O zaman cevabım A oldu. Üçüncü sorudayım. Analitik düzlemde A noktası x ekseni üzerinde. x ekseni üzerinde olduğu zaman y'si ne oluyor? Sıfır oluyordu. O x ekseni üzerinde. x eksenini genelde o x ile göstereceğiz. O x ekseni üzerinde y'si sıfır. Yani 4a x 12 eşittir sıfır. 4a 12 a'yı 3 bulduk. O zaman b noktası a kare 9 5 eksi 3a 5 eksi 9'dan eksi 4. 5 eksi 9 eksi 4. Evet. Birinci bileşen artı, absis artı, ordinat eksi eksi 4. Artı eksi. Kaçıncı bölge oluyor bu? Bak. X'i artı, Y'si eksi. Bu dördüncü bölge oluyor. O zaman dördüncü bölgede diyeceğim. Cevabım D olacak. Bu kazanımı da bitirdik. Şimdi diğer kısma geçebiliriz.